Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimiz paket tracer'da ne yapacağız? Doğru kablo seçimini yapacağız. Burada önemli olan konu aslında şu, fazla uzatmayacağız videoyu. Mantığını anlamanız için söylüyorum. Birbiriyle aynı olan cihazlar çapraz kablo yani cross diye nitelenir. Diğer ise birbirlerinden farklı olanlar ise ne yapıyor arkadaşlar? Şimdi genel olarak %99 hatta 98-99 olarak ne kullanılır? Düz kablo kullanılır. Çok nadirdir birbirinden farklı cihazların çapraz kablo kullanması. Çapraz kabloyu örnek olarak da aslında bir tane switch ve hub baktığınız zaman bunlar aslında birbirine düz olması gerekirken çapraz bağlanıyor arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı hızlı yapalım ki fazla kafa karışıklığı olmasın. Mesela bir bilgisayar ile ne yapar? Çapraz kablo ile konuşur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi konuştu. Farklı denemek istediğiniz zaman da ne yapalım? Bir tane bilgisayar alalım. Ne alalım? Alalım bir tane. Buradan buna da ne yapalım? Düz kablo çekelim. Fark etmiyor işte. Gördüğünüz gibi durum bu. Bunlarda. Başka ne örnek verilebilir? Şöyle bir hızlı bir düşüneyim. Başka ne örnek verilebilir? Çok güzel bir örnek. Neredeydi? Canım benim. Ne oluyor? Aslında çapraz kablo olması gerekiyor. Doğru mu? Şu an bu işaret aldığınız zaman paraya kapılmayın. Bunun da belli bir saniyesi var. 48-52 arası ama 50 diyenler de var. Şimdi göreceğiz. Yeşile dönecek. Bekleyelim. O yeşile yanarken biz de sigaramızı yakalım. Yeşile dönmüş zaten. Şunları şuraya bir çekelim. Birbirlerinden farklı olsunlar. Başka ne olabilir? Başka ne olabilir? Şimdi çapraz kabloyu ne yaptık? Çapraz kabloyu aslında burada biz ne yaptık? Örnek verdik. Düz kablodan verelim. Yine şuradan bir router'la bu alanı sonra göstereceğim arkadaşlar. Burası şimdi böyle kalsın. Loop olarak alın bunu. Bunun farklı bir neyi var? Konfigürasyonu var. Unutmayın. Başka ne örnek verelim? Mantığını anlamanız için ne yapalım? Bir tane.
Bir tane switch seçelim. Bunların normalde ne yapılması gerekiyor? Birbirinden farklı olduğu için düz kablo olması gerekirken doğru olanı seçtik sanırım. Tamam. Konuşmaya başladılar birbirler arasında. Önemli olan bu. Arada bir saniye farkı var. Birbirleri haberleşmediği zaman panel kapılmasına gerek yok. Bunu ilerleyen derste göreceğiz. Şimdilik silelim. Gördüğünüz gibi birbirleriyle aynı, birbirleriyle farklı olanlar düz kablo, aynı olanlar çapraz kablo, şu hariç. Bunu da aklınızın bir köşesinde tutun. Aslında mantıklı farklı farklı şeyler denemeye gerek yok diye düşünüyorum. Herhalde. Vallahi yine aynı mantık. Bu da biri laptop, biri dizüstü, biri dizüstü bilgisayar, birisi masaüstü bilgisayar, öyle söyleyelim. Bunu bilmeniz yeterli. Doğru kablo seçiminde ilerleyen derslerde biraz daha farklı konulara değineceğiz. O zaman bol bol zaten biraz daha pratik yapma şansımız olacak. Allah'a emanet olun.